بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala rasulihil emin. Ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme aslih lana niyatina ve zürriyatina ve ahsin khitamana ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Teşahhud ve salavatke taalukli meselelerini bayan kılıçta devam etmemiz. Biz ötken dersimizde teşahhud ve salavatke taalukli 5'te meselelerini zikir kıldık. Şu meselelerin bayan kılıçta devam etmemiz. 6. mesele namazdaki oturuşunun sıfatı. Bundan aldığı 5'te mesele, ondan aldığı dersi ötülgen 10'te meselelerdeki ekser meseleler teşahhud ve salavat ayçişke taalukli, yani sözge taalukliydi. Ama ahirge bana bu zikir kılınadigen 6. meseleden 10. mesele geçe zikir kılınadigen bu masalalar galiben teşahhudda oturuş keyfiyeti, yoki kollar kay tarzda buluşu, yani fiili sünnetlerge taalluqli. Bundan aldingi masalalar kavli, sözge ait sünnetlerge taalluqli idi. Bu indi fiilge taalluqli sünnetler. Xo'p, demek 6. masala namazdagi oturuşunun sıfatı. Ulamalar aytishadi ki namazda 3 yerde oturuladı. Namazda 3 yerde oturuladı. Birinci, oturuş Arap tilida nima deyiladi? Jalsa deyiladi. Jalsa desek, shu o'tirish yoki qa'da deyishadi yoki jalsa deyishadi. 3 xil jalsa bor. Birinchisi al-jalsatu bayna sajdatayn, ikkita sajdaning orasida o'tirish. İkkita sajdaning orasida o'tirish. İkinci o'tirish 3 rakatlik, 4 rakatlik namozlarni birinchi tashahhudida o'tirish. Birinchi tashahhudda o'tirish. Uchinchi jalsa Al-Qa'da al-Akhir deyişedi, Akhira, ahirgi qa'da, ahirgi jalsa bu 3 rakatlik, 4 rakatlik namazlarını ahirgi teşahhudda oturuş. Demek ki 3 kıl oturuş var. Ya sacdanın arasında, 2 sacdanın arasında oturuladı, ya birinci teşahhudda oturuladı, ya ahirgi teşahhudda oturuladı. Xo'p. Mana şu namazını 3 yerde oturuş bulsa, qanday oturuladı, qanday keyfiyette oturuladı, şu 3 orunda. İki xil oturuşunu keyfiyet kigen, sünnette iki xil oturuş kigen. Hadislerini, hamasını yığıp apkiledigen bosek, iki de keyfiyet zikir kılıngan. Birincisi iftiraş oturuş, ikincisi tevarruk halde oturuş. Demek ya namazda iftiraş kıp oturuladı, ya tevarruk kıp oturuladı. Lekin şu üçte orunun kaysi biri de, namazda oturuladigen üçte orunun kaysi biri de iftiraş oturamız, kaysi biri de tevarruk oturamız. Avvalan bor iftiroş qilib o'tirish bilan tavarruk qilib o'tirishni nimasini ajratib olaylik sifatini. Qachon iftiroş o'tirish deyiladi, qachon tavarruk qilib o'tirish deyiladi? Iftiroş deb nimaga aytiladi? Chap oyoqni to'shab ustiga o'tirish, o'ng oyoqni tiklab barmoqlarini qiblaga qaratish. Mana bu qo'rilarga berilgan suratdagi eng yuqoridagi birinchi raqam. En yukarıdaki birinci rakam bana şu iftiraş oturuş deyiladi. İftiraş oturuş deyip bana şunu aytiladi. Yani çap ayağını töşeb alıngan, etibar verilse, çap ayağını töşeb, üstüge oturulayabdi. Bunun ayağını tikleb, parmaklar nama kıblaya karatılgan. Bana şu, nama deyiladi, iftiraş. İftiraş deygeni, töşeş deygeni. Çap ayağ töşelib, üstüge oturulganligi üçün celsetul iftiraş deyiladi. İftiraş oturuş deb aytiladi. Xo'p. İkincisi tavarruk oturuş. Tavarruk oturuş deb nimaga aytiladi? O'ng oyoqni tiklab, chap oyoqni boldirning ostidan chiqarib, dumbasiga oturuş. Ya'ni chap dumbaga og'irligini berib oturuş. Mana bu ikinci qatordagi birinci rasm. İkinci qatordagi birinci raqamli rasmga e'tibor bersanglar. Demek o'ng oyoqni tiklab oturulayapti, chap oyoqni boldirning ostidan chiqarib
chap yoni bilan, ya'ni dumbasi bilan og'irligini chap tarafga berib o'tiriladi. Mana buni tavarruk o'tirish deyiladi. Demak, ikki xil nima kelgan ekan? Sifat kelgan. İki xil sifat kelgan hadislarda yo iftirosh o'tirish yo tavarruk o'tirish. Xo'p, qachon tavarruk o'tiriladi, qachon iftirosh o'tiriladi? Hozirgi masalamiz shu endi namozdagi o'tirish sifati dedik masalani. Bu masalada albatta ixtilof bor, har xil fikrlar bildirishgan ulamolar. Birinchi toifa ulamolar, masalan Hanafi mazhab ulamolari nima deyshgan? Erkaklar har qanday namozda iftirosh holda o'tiradi dedi. Erkaklar iftirosh o'tiradi, ayollar tavarruk holatda o'tiradi dedi. Ayollar tavarruk qilib o'tiradi. Lekin erkaklar iftirosh qilib o'tiradi. Demak, iftirosh bilan tavarrukning farqi biri iftirosh erkaklarga xos, tavarruk ayollarga xos dedi. Lekin namozlarda ajratib o'tirmaydi. Erkak kishimi har qanday namozda bo'ldi iftirosh holatda o'tirasiz. Uchala o'rinda ham, ikkita sajdaning orasida ham iftirosh o'tiriladi. Birinchi tashahhudda ham iftirosh o'tiradi erkak kishi. 3-4 rakatlik namozlarni 3-4 rakatda ham iftirosh o'tiradi erkak kishi dedi. Ayol kishi ham xuddi shunday, ikki sajdaning orasida ham tavarruk o'tiradi. Birinchi tashahhudda ham, oxirgi tashahhudda ham tavarruk holatda o'tiradi deyishadi. Bu Hanafi mazhab ulamolarining so'zi. Maliki mazhab ulamolari har qanday namozda tavarruk holda o'tiriladi dedi. Bu erkak kishimi, ayol kishimi ajratmagan holatda nima deyishadi? Tavarruk o'tiriladi xolos dedi. Bu Maliki mazhab ulamolari. Shofiy, Hanbali mazhab ulamolari so'zi bir-biriga yaqin. Ular nima deyishgan? Xo'p. İkita sajdani orasida iftirosh o'tiriladi. Birinchi tashahhudda ham iftirosh o'tiriladi. 2 rakatlik namozlarda ham iftirosh o'tiriladi. 3 rakatlik, 4 rakatlik namozlarni avvalgi tashahhudda ham iftirosh o'tiriladi. Faqatgina tavarruk qachon o'tiriladi desa, 3 rakatlik, 4 rakatlik namozlarni oxirgi tashahhudida, ikkinchi aytiladigan tashahhudda tavarruk o'tiriladi xolos deyishadi. Vallohu alam, hadislarni jamlab olib keladigan bo'lsak, mana shu so'z kuchliroq. Endi Hanbali bilan Shofiyning orasida biroz farq bor, men uni hozir aytishim hojati yo'q. Ya'ni Shofiy mazhab ulamolari har qanday namozni oxirida, oxirgi jalsasida, xoh 2 rakatlik namoz bo'lsin, 3-4 rakatlik bo'lsin, oxirida salom berilishidan oldin o'tiriladigan har qanday jalsada tavarruk o'tiradi deyishadi. Ya'ni bu bilan Hanbali mazhab bilan Shofiy mazhab orasidagi farq nimada? 2 rakatlik namozlarda Shofiylarda nima o'tiriladi? Abi salom beryaptimi? Ortidan salom berayotganligi uchun nima o'tiradi deydi? Tavarruk o'tiradi deydi Shofiylar. Hanbalilar bo'lsa yo'q deydi. Bu faqatgina tavarruk 3 rakatlik, 4 rakatlik namozlarni oxirgi tashahhudda aytiladi deydi. Alloh taolo mana shu so'z kuchliroq. Mana shu so'z kuchliroq. Hozir bunga dalil zikr qilamiz. Avvalambor Ibn Qudama rahimahulloh Mughni kitobida aytadilarki: "Jumlatuhu anna jami'a jalasati as-salat la yutawarrak fiha illa fi tashahhudin thanin" deyapti. Namozdagi har qanday jalsada o'tirishda tavarruk qilinmaydi, ya'ni iftirosh holda o'tiriladi illo ikkinchi tashahhud, ya'ni ikkita tashahhudlik namozlarni ikkinchi tashahhudidagina tavarruk o'tiriladi deyapti. Xulosa shu, ya'ni qisqacha qilib aytganda, namozda aslida har qanday o'tirish iftirosh holda bo'ladi. Faqat qachon 3 rakatlik, 4 rakatlik namozlarni 3-chi, 4-chi rakatida, ya'ni rakatidan keyin, ya'ni ikkinchi o'tirishida, ikkinchi tashahhudda tavarruk o'tiriladi dedilar. Keyin boshqa mazhab so'zlarini zikr qilib, bizning dalilimiz dedi ortidan, ya'ni yuqoridagi so'z kuchi ekanligiga dalil sifatida Oyisha radhiyallohu anhoning hadislarini zikr qiladilar. Imom Muslim rivoyat qilganlar. Bu hadisni ham biz darslarimizda boshida muqaddimada Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning namozlarining sifatini bayon qilib bergan 3 hadisni zikr qilib, shu 3 hadisdan biri Oyisha onamizdan kelgan hadis edi. Oyisha onamizdan kelgan hadis, Imom Muslim rivoyat qilgan hadis. Mana shu hadisda keladi. Oyisha radhiyallohu anha aytadilarki, "Kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqulu fi kulli rak'atayn at-tahiyya." Nabiy sallallohu alayhi vasallam har 2 rakatda at-tahiyotni aytardilar. "Wa kana yafrishu rijlahu al-yusra va yansibu al-yumna." Chap oyoqlarini to'shab, o'ng oyoqlarini tik qilardilar. O'ng oyoqlarini tik qilardilar dedilar. Ya'ni bu qaysi o'tirish?
İftiraş oturuş. İftiraş oturuş deyildi. Çap ayaklarını töşep, onun ayaklarını tik kılardılar. Deyaptılar. Bu İmam Müslim'in rivayet kılgan hadis. Demek, bana bu hadis ve ondan aldın Vail ibn Hücr radıyallahu anhuni hadisini zikir kıladılar. İbn Kudame rahmetullah enne Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem lemma celese li teşahhud Nebi sallallahu aleyhi ve sellem teşahhudu oturganları da iftaraşa riclehul yusra çap ayağını tuşap aldılar ve nasaba riclehul yumna on ayaklarını tik kıldılar. Dip geladı. Ve lem yufarrik ma beyne ma yusallim fihi ve ma la yusallim. Bana şu hadiste salam bir işten aldım busa şu halde oturulgan. Lekin salamdan aldingi teşahhutta onda oturmadı deyip acıratmadı. Yani İmam Şafii'ye Şafii ile mezhabi gazirat bir beyti yaptı. Bana şu ikide hadiste Vail ibn Hücr'nin hadisi Aişe radıyallahu anhudan kigen ikide hadiste nime alamız hâzâni yakdıyâni alâ kulli teşahhudin bil iftiraş. Her kandayı namazda demek iftiraş halde oturulganligini alamız. İlla mâ kharaca minhu illa şu delilde kiptürüp istisna kılınganını tavarruk halde otururlarken deyip eytemez deyip li hadith Ebi Hümeyd fi teşehhudi thani Ebu Hümeyd radıyallahu anhudan kigen hadiske köra değil yaptı. Ebu Hümeyd'den kigen hadis kays hadis bu hem şu biz mukaddimede zikir kılgen üçte hadisinin biri. Derslerimizde bu başta zikir kılgen üçte hadislerden biri Ebu Hümeyd es-Sa'idi radıyallahu anhu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'nin namazlarını okus sıfatını bayan kılıp hadisini ahırda eytediler ki فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى إكركتان كين أترسلار نبي صلى الله عليه وسلم çap ayaklar üstüge oturup on ayaklarını tıklardılar. Yani bu ikrekette otursala demek iftiraş halde oturardılar. وإذا جلس في الركعة الآخرة eğer آخر ركعتte otursalar قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته çap ayaklarını ahirgi rekette otursalar, çap ayaklarını aldınge kılıp, ikincisini, yani ikinci ayağını, on ayağını tik kılıp, mek'adilerge oturardılar degeni, işte, yan başı bilen, yani dümbelerge oturardılar degeni. Demek bana bu suratta körüp durgen, ikinci nime, ikinci katardaki birinci görünüş. Bana şu hadiste ahirdeki geni şu, ahirgi rekette otursalar, قدم رجله اليسرى çap ayaklarını aldınge kılıp yani on ayağını astıdan aldınge kılıp on ayağını ise ikinci ayağını tik kılıp dumbalarga oturardılar deyip geladı. Çap dumbalarga oturardılar deyip geladı. Xo'p, mana bu hakikatta hadislarga e'tibor bersiz İmam Buxoriyda kelgan hadis bu. İmam Buxoriyda kelgan hadis ikki rakat lik namazda qanday o'tirishlari kelyapti iftirosh holatda va ida jalasa fir rak'atil akhira deb turib oxirgi rakatda esa tavarruk o'tirish kelyapti. Shuning uchun shu hanbaliylar aytgan so'z vallohu alam kuchliroq. Shunda hamma hadislarga amal qilingan bo'ladi. Demak aslida har qanday namozdagi o'tirish iftirosh holda bo'ladi. Illo shu 3 rakatlik 4 rakatlik namozlarni ikkinchi tashahhudida tavarruk holatda o'tirish sunnat deyiladi. Shunda hadislarning hammasiga amal qilingan bo'ladi, vallohu alam. Keyingi masalaga o'tishdan oldin shuni eslatib o'tish kerakki, buni hammasi afzallik bobidan sunnatga amal qilaman desangiz, aslida har qanday namozda o'tiriladigan 3 ta o'rin bor dedik. 2 ta sajdani orasi, 1-chi tashahhud va 3-chi ta 2-chi tashahhud. Mana shu 3 ta o'rinda xoh iftirosh o'tirasizmi, xoh tavarruk o'tirasizmi, namoz bo'ladi. Faqat ixtilof nimada? Afzalligida. Qaysi biri afzal? Qaysi biri sunnatga muvofiq? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sallu kama ra'aytumuni usolli. Meni namoz o'qiganini ko'rib turgandek namoz o'qinglar dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozi qaysi sifatda bo'lgan? Shuni ixtiyor qilishda, xolos. Agar shunday o'qiyman desangiz, sunnatga muvofiq qaysi? Xilof shunda. Lekin mabodo iftirosh o'tirsangiz ham, tavarruk o'tirsangiz ham namoz bo'ladi. G'azali الوسيط كتاب دائت الدلركي رحمه الله ولا يتعين في القعود هيئة للصحة نمازنا صحيح بلوش اچون معلوم بكيفية اوتر شرط ماس ديدلر ولكن الإقعاء منهي عنه شو حديث لرده كيجان إقعاء اوتر شد بلان اوتر المسا بولد حديث لرده إقعاء اوتر شدن كيتر لجان ونو بس عالدنجي دستلرمز دائت بتك منا شو قولي لردهجي إين پس دهجي صورت منا شو إقعاء اوتر شد إت نو اوتر شگ اخشاش اوتر ش منا شو
Eng pastidagi hadislarda qaytarilgan iqo o'tirishini ko'rinishi mana shu. Mana shu suratda o'tirilmasa bo'ldi. Mana shundan qaytarilgan. Shu qaytarilgan suratda o'tirmasangiz, qolgan suratda o'tirish agar ki sunnatga xilof bo'lsa ham, lekin namozni sahihligiga nima qilmaydi? Ta'sir qilmaydi. Hatto iqo o'tirish ham endi namoz sahihligiga ta'sir qilish qilmasligi bu ixtilofli bo'lishi mumkin. Lekin Vazali rahmetullah aytgandek, namozi sahih bo'lishligi uchun falon kayfiyatda o'tirish kerak. Agar shunday o'tirmasang namozing namoz bo'lmaydi deydigan biror bir nima yo'q, kayfiyati yo'q. Shuning uchun iftirosh holda o'tirasizmi yoki tavarruk holda o'tirasizmi muammo yo'q. Aslo bo'lib ham ojiz bo'lganlar yoki qiynaladiganlar iftirosh o'tirmasangiz ham, tavarruk o'tirmasangiz ham, balki o'zingizga qulay o'tirsangiz, masalan ba'zi kishilar kasal va hokazo ular xohlagan holda nima qilish mumkin? O'tirishlari o'zlariga qulay ravishda o'tirishlari mumkin. 7-chi masala tabarruk o'tirishning ittifoq qilingan sifati. Biz oldingi masalada aytib o'tdik, namozda ikki xil o'tirish bor, iftirosh o'tirish, tabarruk o'tirish dedik. Tabarruk o'tirishi kuchliroq mazhabga ko'ra shu 3 rakatlik, 4 rakatlik namozlarni oxirgi tashahhudida oxirgi o'tirishida shu tavarruk o'tiriladi dedik. Xo'p, tavarruk holda o'tirishni ham bir qancha kayfiyati kelgan, bir xil kayfiyat emas. Buni ittifoq qilingan sura ko'rinishlari bor, ixtilof qilingan ko'rinishlari bor. Xo'p, ittifoq qilingan ko'rinishi ikkita. Ikki xil suratiga ittifoq qilingan. Qo'linglardagi berilgan nimaga e'tibor bersanglar, suratga ikkinchi qatordagi mana 1, 2, 3 degan raqam qo'yilgan. Ikkinchi qatordagi suratlarga shuni birinchi raqami va ikkinchi raqami ulamolar nazdida nima qilingan? Ittifoq qilingan ko'rinishlardan. Ya'ni birinchi sifat o'ng oyoqni tik qiladi, chap oyoqni boldirning ostidan chiqarib dumbasiga o'tiradi. Ha, mana bu birinchi ko'rinishi. Bunda ammo yo'q, yuqorida aytib o'tilgan Abu Humayd As-Sa'idiy radiyallohu anhudan kelgan hadis mana shu sifatga dalolat qiladi birinchi ko'rinishi. Xo'p, ikkinchi sifatichi? Ikkinchi sifatida o'ng oyoqni yozmaysiz. E'tibor bering. Ikkinchi sifatida ikkinchi raqamli mana bu ikkinchi qatordagi ikki raqamli suratda ikkala oyoq to'shab olinadi. Ha? Bizda ayollar Hanafi mazhabda ayollarning o'tirishi, to'g'rimi? Kayfiyati. Oyoqni tik qilmaydi, ikkala oyoqni yozgan holatda yondan chiqaradi. Demak, ikki oyog'ini yozib ularni o'ng tomondan chiqaradi, chap oyoq o'ng boldirning ostida bo'ladi. Chap oyoq o'ng oyoq boldirning ostida bo'ladi. Mana bu ikkinchi kayfiyati. Mana shu ikkita ikki xil kayfiyatga nima qilgan ulamolar ittifoq qilishgan. Mana shu holatda tavarruk o'tirish. Demak, gohida unisini, gohida bunisini qilinaveradi. Ikkalasi ham tavarruk holatda o'tirish. 3 rakatlik, 4 rakatlik namozlarning oxiriga tashahhudida gohida unday o'tirishingiz mumkin, gohida bunday o'tirishingiz mumkin. Birinchi sifatga demak yuqorida aytib o'tilgan Abu Humayd As-Sa'idiy radhiyallohu anhudan kelgan hadis dalil bo'ladi birinchi sifatga. Imom Buxoriyda kelgan hadis oxirgi rakatda o'tirsalar deb keldi. Ammo ikkinchi tavarrukning ikkinchi sifatiga dalil Abu Humayd As-Sa'idiydan kelgan hadis, lekin Imom Abu Davudda kelgan rivoyat buni oxirida nima deb keladi? Akhraja qadamayhi min nahiyatin wahida. Ikkita oyog'ini bir tarafdan chiqardilar deb keladi. Ya'ni ikkala oyoqni bir tarafga qildilar, ya'ni o'ng oyog'ini tik qildilar deb kelmagan. Balki ikkala oyoq ham to'shalgan holatda bo'ladi. 8-chi masala tavarruk o'tirishining ixtilof bo'lgan surati. Tavarruk o'tirishining ixtilofli bo'lgan surati. Mana bu 2-chi qatordagi 3-chi raqamli surat. 3-chi raqamli surat. Endi bu yerda e'tibor bersanglar, 3-chi raqamga ham to'g'ri deb qo'yilgan. Ustiga 4-chi suratga xato deyilgan. 3-chi raqamli surat ozgina tushunarsizroq bo'lib qolgan. Bu ayni shu 2-chi raqamli ko'rinishdagi o'tirishga o'xshash, faqat farqi nimada? Oyoqni boldirni ostidan emas, son bilan boldirni orasiga qo'yiladi. Bu juda ham qiyin. Ya'ni uncha odam qila olmaydi buni. Ancha qiyin surat. Demak, ikkinchi suratdan farqi nimada ekan? Chap oyoqni, o'ng oyoqni boldiri bilan sonni orasida nima qiladi? Qo'yadi. Demak, o'ng oyog'ini yozadi, tik qilmaydi 3-chi suratda. Tavarrukning 3-chi surati o'ng oyog'ini yozib, chap oyog'ini boldir bilan sonning orasiga qo'yadi.
o'ng oyog'ini boldiri bilan sonning orasiga qo'yadi. Mana bu sifat ulamolar nazarida ixtilofli. Tavarrukni 3-chi ko'rinishi deb aytamizmi? Yo avvalgi 2 ta ko'rinishni o'zimi? Ba'zilar bu 3-chi ko'rinishi deyshgan tavarrukni, ba'zilar yo'q, faqat 2 ta 1-chi, 2-chi raqamdagi 2 ta ko'rinishidan boshqa ko'rinishi yo'q deyshadi. Bu endi ixtilofli. Buni dalili nima? İmam Müslim'de kelgan rivayet. İmam Müslim'de kelgan rivayet. Abdullah ibn Zubeyr radıyallahu anhu'dan rivayet kılınadı. Aytadılar ki: "İza qa'ada fi's-salah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda otursalar, ja'ala qadamahu l-yusra bayna fakhidihi ve saqihi." Çap ayaklarını o'ng ayağının sonu ve baldırını arasiga qilardilar. Arasiga deb keladi. Ve farasha qadamahu al-yumna ve o'ng oyog'ini to'shardilar deb keladi. İmam Müslim'de kelgan rivoyat. Mana shu rivoyatdan ulamolar nimani olishgan? Demak, 3-chi surati ham bor. Tavarrukni o'tirish 3-chi surati bor deb mana shu suratni zikr qilishgan kayfiyatni. Lekin ba'zi ulamolar bu hadis to'g'ri bayna degan lafz bilan keldi, orasiga qo'ydi, boldiri bilan sonini orasiga qo'ydi degan lafz bilan kelgan bilan aynan shu hadis Abu Davud rahimahullohning sunanlarida ham kelgan, lekin unda ostiga degan lafz qo'yilgan. Ya'ni Abu Davudning sunanlarida kelgan rivoyat shunday lafz bilan kelganki, "Kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam idza qa'ada fis-salah", Nabiy sallallohu alayhi vasallam namozda o'tirsalar, "ja'ala qadamahu al-yusra tahta fakhidihi al-yumna va saqihi", o'ng oyoqlarining soni va boldirining ostiga qilardilar chap oyog'ini deb keladi. Qarang, o'ng oyoqlarining boldiri va sonini orasiga emas, ostiga qo'yardilar deb keladi. Xuddi ikinci rakamli surat ostida. Ostida deb kelyapti. Va farasha qadamahu al-yumna va o'ng oyog'ini to'shadilar deb keladi. Demek mana bu Abu Davud rahimahullohning sunanlarida kelgan rivoyat qaysi rivoyatni tafsir qiladi? Imom Muslimdagi rivoyatni tafsir qiladi. Demek orasiga qo'ymaganlar, balki tayiga qo'yganlar. Shunchaki roviy Imom Muslimda orasiga deb aytganlar deyshadi. Endi nima bo'lganda ham xullas bu ehtimoli bor. Hadisni zohiri haqiqatda orasiga qo'ydi degan lafz kelib turibdi Imom Muslimda. Shu hadisni zohirini olganlar 3-chi kayfiyati ham bor deb turib, 3-chi ko'rinishni ziyoda qilishgan. Ba'zilar yo'q, bu 2 ta hadis bitta hadis o'zi. Faqat birida u lafz bilan keldi, birida bu lafz bilan keldi. Shu Abu Davuddagi lafz to'g'riroq, ya'ni ostiga qo'yganlar. O'ng oyoqlarini soni va boldirini ostiga qo'yganlar, orasiga emas. Shu Abu Davuddagi rivoyatni kuchliroq deb turib shu bilan tafsirlaganlar Imom Muslimdagi rivoyatni. Nima bo'lganda ham xullas bu ixtilof yengil bu masalada. Inshaalloh kimdir shu 3-chi ko'rinish ham sunnatda kelgan, Imom Muslimda kelgan ekan deb turib qilsa, inshaalloh niyatiga yarasha ajr oladi. Mabodo kimdir yo'q, bu ikkalasi bitta hadis deb turib, faqat 2 ta ko'rinishga amal qilsa ham muammo yo'q inshaalloh. Ish yengil bu masalada. Xo'p, 9-chi masala: tashahhudda qo'llarni oyoqqa qo'yib turish sifati. Tashahhudda qo'llarni oyoqqa qo'yib turiladi. At-tahiyyot o'qilayotganda, salovat o'qilayotganda, xo'p, qanday kayfiyatda bo'ladi qo'llar? Qayerga qo'yiladi? Bu masalada bir qancha hadislar vorid bo'lgan. Shu masalani bayon qilgan bir qancha hadislar kelgan, ulamolar buni bir qancha ko'rinishlari kelgan. Gohida qo'llarni ikkita oyoq soniga qo'yiladi, gohida tizzaga yaqin qilib, barmoqlarni uchi tizzaga yetib turadigan qilib qo'yiladi, gohida songa qo'yiladi. Va yana boshqa sifatlari ham kelgan deyshadi ulamolar. Hozir bir necha ko'rinishini bayon qilamiz. Demak, birinchisi o'ng qo'lini o'ng sonining ustiga, chap qo'lini esa chap sonining ustiga qo'yish. Songa qo'yiladi. Ya'ni tizzadan sal yiroqroq sonning ustiga qo'yish bu. Bunga dalil Imom Muslimda kelgan rivoyat. Ali ibn Abdurrahman aytadilar: "Ra'ani Abdullah ibn Umar va ana a'batu bil hasa fi s-salah." Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma namozda tosh o'ynab o'tirganimni, kichkina toshlarni o'ynab o'tirganimni ko'rdilar. "Falamman sarafa nahani." Namozdan keyin meni bu ishdan qaytardilar. Namozda turib tosh o'ynamagan deb qaytardilar. "Faqala sna' kama kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yasna'." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilganlaridek qilgan dedilar. فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قنيق لاردلار دب سورة دم ديدلار قال كان إذا جلس في الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نماز دا أتر سالار قرم واز أترش كيفية بيان قل يبتدلار و أتر بيان دا تاش وينا بأتر جان بغان دان كين وشتخما رسول الله أتر جان دي أتر جان ديدلار و رسول الله قن دي أتر جان دي كان دي جان لاردر
Bayan kılıp ettiler ki kâne izâ celese fîs salâ, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda otursalar, vada'a keffehul yumna alâ fehidihil yumna, on kollarını on sonlarının üstüne koydular. Ve kabada asabi'ahu kullaha ve eşâra bi isbihi lletî telil ibham, hemen parmaklarını yığıp baş parmaktan kengi parmak bilen işara kıldılar deyipti. İnşallah bunun keyfiyatı kilemiz hala kengi derste. Hullas işara kıldılar. Ve vada'a keffehu l-yusra ala fekhidihi l-yusra, çap kolunu ise çap sonunun üstüne koydular. Demek birinci keyfiyat on kol, on sonunun üstü, on ayak sonunun üstü de çap kol, çap ayak sonunun üstüne koyuluşu. Bu birinci keyfiyat. Hop, ikinci keyfiyatı on kolunu tizzege yakın kılıp, çap kolunu ise çap ayak tizzesine yakın kılıp koyuş. Songa emas, yukarıraq emas, pastroq kılıp, barmoqlarni şu tizzani boshlanishiga olib borish. Mana bu tizzaga qo'ygan holatda turishi bu ikinci kayfiyati. Bunga bu sifatga ham dalil İmam Müslim'de kelgan hadis İbn Umar radıyallahu anhuma aytadilarki, "Anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iza kana qa'ada fi teşehhudi, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşehhudda otursalar, vada'a yadahu l-yusra ala rukbatihi l-yusra." Çap kollarını çap tizzalarının üstüne, vada'a yedehul yumna ala rukbetihil yumna, on kollarını ise on tizzalarının üstüne koydular deyip geladı. Demek bana bu ham ikinci bir keyfiyeti. Hop, yine bir görünüşü bu İmam Müslim'deki gen bu ham on kolunu on ayak sonuna koyuş, çap kolunu ise çap ayağının tizzasına koyuş. Yani on kol sonda turadı, çap kol ozgina oldinroq tizzada bo'lib turishligi. Bunga ham İmam Müslim'de kelgan hadis dalil Abdullah ibn Zubeyr'den rivoyat qilinadi. Kana Rasulullah sallallohu alayhi vasallam idza qa'ida fi s-salah, Rasulullah sallallohu alayhi vasallam namozda o'tirsalar, ja'ala qadamahu l-yusra bayna fakhidihi va saqihi, çap oyoqlarini soni va boldirini orasiga qilardilar. Yani tavarruk oturuşunu keliyaptı. Yukarıda kegen mesele. Ve faraşa kademehu l-yumna, on ayaklarını tuşabalardılar. Ve vada'a yedehu l-yusra ala rukbetihi l-yusra. Etibar verin. Çap kollarını çap tizzalarına koyardılar. Ve vada'a yedehu l-yumna ala fekhidihi l-yumna, on kollarını ise on sonunun üstüne koyardılar. Demek şunda az yine çap kol aldın rak buladı. Tizzaya yakın rak, on kol ise sonunun üstüde. Ve eşara bi isbi'ihi ve parmaklar bile işara kıldılar deyip geladı. Hop. Törtüncü görünüşü, on kol sonda yoki tizzada bo'lishi, on kol izdi, on son izdi, soniga yoki tizzasiga qo'yasiz, shu ikki xil kayfiyat keldi. Chap qo'lni esa xuddi tizzangizni ushlab turgandek, barmoqlarini tizzangizga tushirib nima qilib turish? Turishi. Chap qo'l xuddi tizzangizga tushirib turib, xuddi tizzangizni tutib turgandek qilib turish, mana bunga ham hadis kelgan. Demek on kol hakkında bunda rivayet kelmagan. On kol bilen nima qilmaydi, çünkü özü asla on kol bilen işara kılınadı, tizzaga tushib turilmaydi. Ya on kol iki xil kayfiyati var, ya sonda turadı, ya tizzaga yaqinroq qilib turib qo'yiladi. Ammo chap kol ise, chap kolda shunda üç xil sifat bo'lyapti. Hammasini jamlab olib kelsangiz, ya songa qo'yasiz, ya tizzaga yaqin qo'yasiz, ya tizzani ushlab turadigan qilib qo'ysangiz bo'ladi chap qo'lingizni. Bunga dalil bu ham İmam Müslim'de keladi. Abdullah ibn Zubeyr'den rivayet qilingan hadis va yulqimu كفه اليسرى ركبته deb keladi. Chap kaftini bilan chap kafti bilan tizzalarini tutib turardilar. Xuddi tutib turgandek, ushlab turgandek nima qilib tizzalarini ushlab nima qilib turish. Mana bu ham İmam Müslim'de kelgan rivoyat. Demek mana shu ko'rinishlarning hammasi gohida uni, gohida bunga amal qilish, sunnatlarning hammasiga, hadislarning hammasiga amal qilish bo'ladi. 10-chi masala, oxirgi tashahhud salovatga taalluqli 10-chi masala. Teşehhudda işarayı sabbaba kılış, sünnetliği ve bunge taalluklı masalalarını keyingi derse kaldıramız. Çünkü bunu 10. masalanın aslında yine birkaç masala var. Şunun için bunu keyingi derse kaldıramız. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbu ileyh. Evvelen bor, her bir zikir kılgan masalaga ilacı barca dalil zikir kılamız. Zikir qilgan hadislarimiz sahih yoki hasan bo'lishligini o'zimga shart qilganman. Ya'ni nafaqat bu darsda, hatto boshqa darslarda ham odatda zaif bo'lgan hadisni zikr qilmayman.
Abu Davud zikir qilsam ham zayıf bo'lgan hadisi zayıfligini bayon qilib zikir qilaman. İmam Buxoriy rivoyat qilgan hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjidga kirdilar. Ortadan bir kishi masjidga kirib namoz o'qidilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Irji' fa solli fa innaka lam tusolli." Qaytib namozingni boshqatdan o'qigan, chunki sen namoz o'qimading dedilar. Xuddi namoz o'qigandek qaytib borib namoz o'qiydi u kishi, keyin kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yana bir bor salom beradi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, qaytib boshqatdan namoz o'qi, chunki sen namoz o'qimading dedilar. Shu narsa 2 marta yoki 3 bor takrorlangandan keyin oxiri u kishi nima dedi? Sizni haq bilan yorgan zotga qasamki, yo Rasululloh, men bundan boshqa namoz o'qishni bilmayman. O'rgating menga deganlardan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namoz o'qish kayfiyatini bayon qiladilar. Inshaalloh bu hadisga hali yana to'xtab o'tamiz. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namoz o'qib, namozni tugatgach, "Ey falonchi, namozingni chiroyli o'qimaysanmi?" dedilar. "Namozxon namoz o'qisa qanday o'qiyotganiga bir qaramaydimi? Axir o'zi uchun namoz o'qiydi-ku," dedilar. Demak, hammamiz o'zimiz uchun namoz o'qiymiz, birovga namoz o'qimaymiz. Demak, namozimiz mukammal bo'lishiga nima qilishimiz kerak, e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi.